İşitme engelliler için hazırladığımız haber bülteniyle tekrar karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Halep'teki son durumu değerlendirdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 29. Muhtarlar Toplantısı'nda konuşan Erdoğan, Putin'le görüşmesinde Halep'te terör gruplarına karşı müşterek mücadele verelim ama Halep, Haleplilerindir dediğini aktardı. Halep'le ilgili itirazlarımız var. Bunu da muhataplarımıza söylüyoruz. Bunu Sayın Putin'le de görüştüm. Dedim Halep halkını artık huzura kavuşturalım. Halep'te terör grupları, bu terör gruplarına karşı müşterek mücadeleyi verelim. Ama Halep, Haleplilerindir. Bunu açıklamamız lazım. Halep'in üzerinde bir hesaba girmek doğru olmaz. Çünkü bizim Halep'le tarihi, kültürel, akrabalık bağlarımız var. Ve Halep'te böyle bir işgal yapılacak olursa bu insanların geleceği tek yer var. Neresidir? Gaziantep Kilis. Irak'ın Musul kentini DAEŞ'tan kurtarma operasyonu devam ediyor. Musul çevresinde şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Peşmerge Başika'da DAEŞ'a karşı yeni bir saldırı başlattı. DAEŞ saldırısını bertaraf eden Kerkük'te işbirlikçileri ortaya çıkarmak için operasyon üstüne operasyon diyor. Birleşmiş Milletler kaynakları DAEŞ'ın Musul ve çevresinde katliamlar yaptığı yolunda raporlar aldığını bildirdi. Yetkililer öldürülenler arasında 70 köylüyle rehin tutulan 50 Irak polisinin de bulunduğunu belirtti. DAEŞ ayrıca savaşı Irak'taki başka yerlere yayarak Musul'a ilerleyen güçlerin bu cephelere sevk edilmesini sağlamak istiyor. Birleşmiş Milletler Kerkük'lü yetkililere Arapları toplu olarak cezalandırmaktan kaçınması çağrısında bulundu. Başbakan yardımcısı Numan Kurtulmuş, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin başkanlık sistemi açıklamalarını değerlendirdi. Bu anlamda Sayın Bahçeli'nin son dönemde başkanlık tartışmalarının gündemden kaldırılması, bu konuda artık nihai bir kararın verilerek Türkiye'nin yoluna devam etmesi ve bu konunun bir şekilde halledilmesiyle ilgili bu amaçla ortaya koymuş olduğu bir perspektif var. Ve başından itibaren de Sayın Bahçeli gördüğümüz kadarıyla kendi açısından tutarlı bir şekilde devam ediyor. Biz meclise bu teklifimizi göndermeden önce diğer partilerle görüşüp diğer partilerin de onay verebileceği bir metin üzerinde çalışmayı esas kabul ederiz. Ama baktık ki bunun imkanı yoksa biz kendi metnimizi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne göndeririz. Zamanlama şu tarihte gelir, şu hafta gelir, bu hafta gelir çok net söylemekten ziyade bir an evvel mümkün olan en kısa süre içerisinde bunun parlamentoda görüşülmesini arzu ettiğimizi ifade etmek isterim. Bizim takvimimiz mümkün olan en kısa zamandır. Evet, bu çerçevede de ümit ederiz ki yaz aylarından evvel bu referandum gerçekleşmiş olur. Vergi borçlarının yapılandırılmasında son başvuru tarihi 25 Kasım 2016'ya uzatıldı. Sürelerin uzatılması hakkındaki karar resmi gazetede yayımlandı. Bakanlar Kurulu kararına göre 31 Ekim'de sona erecek olan son başvuru tarihi 25 Kasım 2016 günü mesai bitimine dek uzatıldı. İstanbul'un taşı toprağı altın sözü gerçek oluyor. Kentsel dönüşüm İstanbul'daki bazı semtlerin kaderini değiştirdi. Gecekondular tek tek rezidansa dönüşüyor. Yeni dairelerin fiyatı da dudak uçuklatıyor. Bir trilyon verse bırakıp giderim. Kentsel dönüşüm İstanbul'un çehresini düzeltmekle kalmıyor, birçok kişinin hayatını değiştiriyor. Anadolu yakasında Fikirtepe ve Yeni Sahra. Avrupa yakasındaysa Bomonti ve Piyalepaşa. Kentin göbeğinde kalan bu gecekondu semtlerinde yaşayanlar şanslı. İstanbul'un orta yerinde kalan bu gecekondu mahalleleri şimdilerde lüks rezidanslara dönüşüyor. Gökyüzüne uzanan bu lüks daireler inşaat firmalarına kazandırmakla kalmıyor, gecekondu sahiplerini de servet sahibi yapıyor. Verdik şeye. Müteahhite. Ne dedi müteahhit, size ne vereceğim dedi? 2 kat verecek yani, anlaşma öyle. Yeni binalarda 3+1 dairenin fiyatı dudak uçuklatıyor.
3+1, 2 trilyon üzerinde. İstanbul'da 6 milyondan fazla konutun yenilenmesi gerekiyor. 5 yıl önce başlayan dönüşüm kentin merkezindeki noktalarda yoğunlaşıyor. Gecekondu ya da yıkım gerektiren evlerin sahipleri inşaat firmalarıyla anlaşıyor, 10 katı daha değerli daire sahibi oluyor. Kimine bir daire veriyor, kimine nakit para veriyor, kimine 2 daire veriyor. Yani İstanbul'un taşı toprağı altın deyimi bu arsa sahipleri için artık bir gerçek. 2 daire karşılığında tapumuzun alınacağını, bizi kiraya çıkarıp bittikten sonra geri geleceğimizi öyle anlaşma yaptık. İstanbul'da otobüste şortlu kadına saldırı ilgili yargılamada ilk duruşma sona erdi. Çok sayıda kadın örgütünün izlediği duruşmada önce iddianame okundu, sonra ifadeler alındı. Sanık Abdullah Çakıroğlu savunmasında dini hassasiyete sahip olduğunu, müstehcen oturduğu için de hemşireye vurduğunu söyledi. Hemşire Ayşegül Terzi de, elimdeki poşetleri bacağımın üzerine koydum. Bacağım kapalıydı. Yüzüme biri birden tekme attı. Kendime geldiğimde hastanedeydim ifadesinde bulundu. Sanık Abdullah Çakıroğlu yurt dışı yasağı getirilerek tahliye edildi. Sezaryen mi, normal doğum mu? Sezaryenle doğumda dünyada 3. sırada olan Türkiye'de yeni bir proje gündemde. Normal oranın %5 ile 15 arasında olduğu sezaryenle doğum özel hastanelerde %40'a kadar çıkabiliyor. İstanbul İl Sağlık Müdürü Profesör Kemal Memişoğlu sezaryen oranlarını düşüren hastaneleri ödüllendireceklerini açıkladı. Fizyolojik olan doğumdur. Bunu sizler de bizler de halk da insanlar da bunu bilmeliler. İstanbul İl Sağlık Müdürü Profesör Kemal Memişoğlu sağlık muhabirleriyle bir araya geldi. Sezaryen doğum oranlarına dikkat çeken Memişoğlu, kadın doğumda duayen hastanelerden Zeynep Kamil Hastanesi'nde sezaryen oranlarının normale çekildiğini belirtti. Memişoğlu, İstanbul'daki diğer hastanelerde de bu oranın düşürülebileceğini kaydetti. %20-25 bandında olan prime sezaryen oranları şu anda %14 bandında, inşallah bu sene sonunda %10 bandına inecek. Zeynep Kamil gibi duayen bir hastane ki Zeynep Kamil'de doğum Anadolu yakasında neredeyse zamanında yoktu. Bunu başarabiliyorsa, bunu nasıl başardığı örneğiyle İstanbul'da bunu yapabiliriz. Memişoğlu sezaryen onarının düşürülmesinde basına da önemli görevler düştüğünü kaydetti. Hekimi hastanenin primer olarak doğum tercihini yapmasıyla ilgili altyapıyı bütün mevzuatı dahil biz destekleyeceğiz. Sizden de toplumun doğumun fizyolojik olduğunu, primer sezaryenin bir cerrahi müdahale olduğunu topluma anlatmanızı bekliyoruz. İstanbul İl Sağlık Müdürü Memişoğlu sezaryen oranlarını düşüren hastaneleri de ödüllendireceklerini açıkladı. Biz primer sezaryeni %20'nin altına düşüren, %15'i hedefleyen, ideali olan %10'u bulan hastanelere, sağlık kurumlarına bu konuda biz bakış açımızın olumlu olduğunu söylüyoruz. Olumlu yapana ödüllendireceğiz. Cezalandırmayacağız kimseyi. İzmir'de kurulan tekerlekli sandalye dans grubu yeni üyelerle günden güne büyüyor. Dans etmekten büyük keyif alan grup üyeleri gösteri yapmaları için davet üstüne davet alıyor. Başkalarının bizi fark etmesini beklemekten vazgeçerek biz onların önüne çıkmaya karar verdik. Mutlu yaşama engel yok dediler. Dans etmeye karar verdiler. Yürümeden, koşmadan dans edilebilir mi diye epey düşündüler. Tekerlekli sandalyeyle nasıl dans edilir? Hani onu bir türlü anlam veremedim ama geldim, tanıştım ve tamamen hani ruhla ilgili bir şey olduğunu keşfettim dans etmenin. Beraber bir araya geldiğimizde bunun bir ekip çalışması olduğunun fikri daha da ağır ve baskın olunca hiçbir engelimiz zaten olmadığını anlayarak başladık.
Bale sanatçısı Banu Dağcıoğlu Türkeli'nin öncülük ettiği proje 4 kişiyle başladı, 15 kişiye ulaştı. Dans sayesinde hayatlarının zor dönemlerini geride bıraktılar. Ben hepsine göre en yeni vakayım. Ve onlarla tanıştıktan sonra gerçekten hani seçilmiş ailem gibi oldular. Bana bunu samimiyetimle söylüyorum. Bana çok büyük güç verdiler. Provalarına eşlik edenler de en az onlar kadar keyif alıyor. Çok güzeldi, çok güzel bir duyguydu. Tekerlekli sandalyede olan abiler ve ablalarla dans etmek. Çok güzel bir duyguydu. Gösterileriyle büyük beğeni kazanan ekip çeşitliliklerden de davet alıyor. Çok beğeniliyor. Çok ilgi görüyoruz. Bazen biz bile şaşırıyoruz. Acaba bu kadar iyi görünüyor muyuz acaba diye. Gerçekten çok güzel tepkiler alıyoruz. İşitme engelliler için hazırladığımız haber bülteninin sonuna geldik. Hoşça kalın.